Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün Denizli ili Çivril ilçesi Yuva köyündeyiz. Yuva köyü çok şirin, güzel bir köyümüz. Anadolu'nun güzel köylerinden bir tanesi. Gerçekten çalışkan insanları olan, güzel şeftali ve elma yetiştiren bir küçük köyümüz. Bulunduğu yer Çivril göletinin kuzeyinde bulunan bir yer. Gerçekten harika bir lokasyonu var. Burada güzel şeftali, elma üretiyorlar. Biraz da kiraz var ama ağırlıklı olarak son zamanlarda şeftali üretimi yoğunlukta. Şeftali üretimi yapan üreticilerimizden birisi olan İbrahim Bey yanımızda. İbrahim Sarı Bey. Bize kendinizden bahseder misiniz? Biraz kendinizi tanıtır mısınız İbrahim Bey? Ben İbrahim Sarı, Çivril Yuva Köyü'nün nüfusuna kayıtlıyım. Evet. Yaşım 60. 15 senedir meyvecilikle uğraşıyorum. Genelde şeftali ağırlıklı meyvelerim var. Evet. Ve bu şekilde uğraşmaktan zevk duyuyorum. Evet, hakikaten çok da güzel. Şöyle baktığımızda şeftalileriniz çok güzel. Olursa 10 numara olması lazım. Değilse bu meyveciliği yapmam. Kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Memlekete hizmet etmek için, ekonomiye katkıda bulunmak için mücadele veriyoruz. Bir emekliyim ben. Evet. Ekonomi katkısı olsun diye koşturuyoruz. Çok güzel. Maşallah güzel ürünler üretmişsiniz. Peki bu ürünleri, burası bayağı bir taşın içi de. Yani normalde hiçbir şey yetişmeyecek bir yer gibi. Bakın sayın izleyicilerimiz, şöyle bir baktığımızda yerler, etraf taş gibi. Burası bir dere yatağıymış yıllar önce. Evet. Sel gelmiş. Dolayısıyla burası taşlık ve kumluk yani. Bugün inşaatta kullanılacak derecede arazinin içinde taşlar var. Şeftali de taşı çok sevdiği için mükemmel meyvesi oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Aroması çok iyi. Evet, çok güzel. Peki bunu nasıl yetiştirdiniz? Ne yaptınız bu zamana kadar? Bu zamana kadar biz normaldaki bu bildiğimiz ziraat gübreleri verdik. Ondan sonra sizin bu üretmiş olduğunuz Meyko bu gübreleri vermeye Yani başladık bu Doktor sene. Süfer'in gübrelerini kullandınız. Onları kullandık. Bu sene düzenli olarak da bunlardan verdik. Ağaçlarımızın yapraklarının rengi çok güzel oldu. Filizleri çok büyüdü. Evet, şöyle baktığımız zaman. Meyve kalitesi de arttı. Evet. Diğer gübrelerden çok farklı bir verime oturttu. Yani ileriki yıllarda da kullanmayı tercih ederiz. Evet, çok güzel. Peki ben şunu sormak istiyorum. Üreticilerimizin her zaman şikayet ettiği konulardan bir tanesi fiyat konusu. Fiyatı nasıl abi? Fiyatı diğer yıllara nazaran bu sene biraz daha ihraç var herhalde tahminim. Bu sene birazcık fiyatları da güzel yani iyi Ya çiftçinin. nerelerde gidiyor Aşağı öğrenme? yukarı 3-3,5 en büyük boyla en küçük boyu arası 1800-1900 arasında gidiyor şu anda. Ortalama 3 lira civarında gidiyor diyorsun. Aynen öyle gidiyor. Çok güzel yani. Hakikaten tatminkar bir fiyat. Tabii bu biraz daha çoğalınca biraz düşer tahminindeyiz. Yani fiyatların biraz daha düşer diye düşünüyoruz yani. Gerçi şu anda sezonun ortasına geldik yani. Bundan sonra da ben pek düşeceğini sanmıyorum. Ya, belki bilmiyorum biraz zaten. Daha olabilir ama Ağustos sonuna doğru bunlar daha da yükselir. Olabilir yani şimdi Evet. Görmeyi şimdi bilmiyoruz yani. Evet. Şöyle baktığımızda sayın izleyicilerimiz, bahçe hakikaten güzel. Taşın içinde olmasına rağmen gerçekten güzel şeftali yetiştirmiş İbrahim Aynen. abimiz. Biz onu tebrik ediyoruz. Bahsettiği gibi Doktor Süfer gübrelerini kullanmış. Bunları kullanırken de nasıl kullandınız? Önce bu sarıdan mı başladınız? Nasıl? Sarıdan başladık. Ondan sonra yeşiline moru kullanmaya başladık. Sırayla kademeli olaraktan üzerindeki yazılan tariflere göre uygulamayı yaptık ve faydasını gördük yani. Evet. Biz de gerçekten çok memnun olduk. Çünkü gerçekten üreticinin kazanması herkesin kazanması demektir. Mutlaka. Üretici kazanmadan kimse kazanamaz. Aynen. Gerçekten üretici mutluysa herkese o mutluluk yansır. Biz bu yönüyle hem İbrahim abimizi hem bütün çiftçilerimizi tebrik ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Güle güle diyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.